Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda tez danışmanı nasıl belirlenir sorusunun cevaplarını aramaya çalışacağız. Bir önceki videoda tez konusunu nasıl bulacağı konusunda konuşmuştuk. Aslında tez konusunu bulmak da tez danışmanına giden yolun ilk merhalesi, ilk adımı. Çünkü bulduğunuz konuya eğilmiş, o konuda çalışmalar yapılmış hocaları bulmanız lazım. Burada ilk izlenecek yol anahtar kelimeler belirlemek. Yani bir blockchain teknolojisiyle mi alakalıcaksınız, çalışacaksınız ya da ne bileyim işte bir alandaki, bir sahadaki bir kavramın etimolojik geçmişini mi araştıracaksınız? Ya da ders olarak yani branş olarak atıyorum marketing mi, pazarlama mı ya da ne bileyim ilahiyat yapıyorsunuz, tefsir mi? Bunları belirledikten sonra bunlarla ilgili araştırma yapmış hocaları nereden öğrenebilirsiniz? O da bölüm danışmanı. Bölüm danışmanınıza gidip, yani yüksek lisans bölümünüzün danışmanına, ben bu konularla alakalı araştırmalar yaptım. Burada yüksek lisans tezi yapmak istiyorum. Üniversitemiz bünyesinde bu konuda araştırma yapmış hocalar kimlerdir, bana kimler danışmanlık yapabilir diyerek fikir alacaksınız. Aldığınız fikrin neticesinde LinkedIn, mail gibi bir şekilde hocaların mailleri de var üniversite sisteminde. Buralardan hocalarla iletişime geçeceksiniz. Hocam ben bu konuları araştırdım. Merakım da var. Tezimi de bu alanda yazmak istiyorum. Siz de bu alanda çalışmışsınız. Ne yapmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim? Bana yol gösterir misiniz? İlla size tez yazacağım ya da bana tez konusu bulun gibi böyle adapsız, usulsüz bir şekilde dalmayın maile. Sadece ışığa ihtiyacınız olduğunu öne çıkarın. Ve hocanızdan gelecek cevaba göre de bir yol haritası çizin. Mesela size başka bir hocanın bu konuda çok öğrencisi olduğunu veya bu alanda çalışmalı olduğunu söyleyebilir. Size bir ışık açabilir, yol açabilir. Veyahut da kendisi size konu bulmanızda gene bir önünüze bir örnek teşkil edebilecek bir yol haritası çıkarır. Bak böyle böyle yaparsan buradan buraya varırsın, şununla alakalı bir konu çıkarabilirsin gibi. Yani tabii burada belirledik, bulduk. Elimizde 2-3 isim kaldı. O hocayla daha önce çalışmış olan veya o hocadan daha önce ders almış olan insanları da bulmamız lazım. Hani bunlar bize bu hocanın öğrenciye bakışını, bu alana, bu sahaya, bu branşa bakışını ve öğrenciyle kurduğu iletişimi bilme açısından çok faydalı şeyler. Sizin de zaten hocayla birebir iletişime geçtiğinizde, maille veya arayarak veya yanına giderek bir intibanız zaten oluşacaktır. Siz de kendinizi en iyi tanıyan sizsiniz, sizi en iyi bilen sizsiniz. Nasıl bir iletişim yolu istiyorsunuz? Mesela ben böyle motivasyonla, dürtülmeyle hareket eden, hadi yap, hadi yaparsın, bekliyorum senden. Ama başka biri vardır, çok muntazam ilerler. Tam aksine hocasının ona dokunmamasını, etki etmemesini, ben zaten yapıyorum, yazıyorum, bana ikide bir gelip çalış demesin diyen, özgürlüğüne daha düşkün bir öğrenci tipi de olabilir. Burada siz kendinizi bildiğiniz için sizin çalışma şeyinize uyacak bir hocayı da bulmanız lazım. Bunun ışıklarını da hocayla zaten görüştüğünüzde, maille veya birebir görüştüğünüzde alıyor olmanız lazım. Hocaya da zaten bu soruları mutlaka sormanız lazım. Benden ne bekliyorsun? Nasıl bir süreç ilerletmeyi düşünüyorsun? Ben sonuçta cahilim. Bu yola ilk defa çıkıyorum. İlk defa yüksek lisans yapıyorum. Sen bu zamana kadar bir sürü öğrenciyle çalıştın. Ne yollar izledin? Neler yaptın? Öğrencilerine neler bekledin? Sana neler sundular? Neleri beğenmedin? Ben ne yapmam lazım? Senin daha iyi, sana daha iyi bir öğrenci olabilmek için ve bu süreci daha iyi atlatabilmemiz için. Hoca da eğer iyiyse sizi yönlendirecek. Diyecek ki ben şöyle olsun, böyle olsun, şunu yapayım, bunu yapayım, şöyle çalış, böyle çalış, sana bir akıllar verecek. Durum bu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tez yazmaya nasıl başlanır, yazmadan önce nereye dikkat etmek lazım, konuyu bulduk başlayacağız, o yolda ilerlerken nasıl bir araştırma yapacağız, hangi kaynağı nereden okuyacağız, bunlardan bahsedeceğim inşallah. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.